Türk mühendislerinin eseri olan Bayraktar TB2 sadece dünyaya nam salmakla kalmadı. Rekorları kırarak, dünya muharebe paradigmasını değiştirerek yoluna devam ediyor. Bayraktar TB2 İHA sistemleri ilk uçuşunu 29 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla 27.000 feet'e çıkılarak Türk havacılığının irtifa rekorunu kırdı. Sonrasında 24 saat havada kalarak en uzun süre havada kalan milli hava aracı oldu. 2014 yılı Kasım ayında güvenlik güçlerine 12 hava aracı teslim edildi. 2015'te Kara Kuvvetleri'ne eğitim faaliyetlerine başlandı ve Kara Kuvvetleri ilk kez Bayraktar TB2'leri teslim aldı. Kara Kuvvetleri İHA serüveninin başından itibaren üst bölgelerinde, en uç noktalarda bu teknolojinin gelişmesine katkı sağladı. Kara Kuvvetleri'ne ilk kez sevk edilen İHA'lar arasında emekliye ayrılan S-5 seri numaralı Bayraktar TB2 İHA da vardı. Aynı zamanda Bayraktar TB2'ler, Roketsan'la yürütülen çalışma sayesinde Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Bayraktar TB2, 15 Aralık 2015 tarihinde Türkiye'nin geliştirdiği milli akıllı mühimmat MAMLE ile başarılı bir atış yaparak Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu. Ondan sonra da bu teknoloji, Kara Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki en etkili silahlarından biri haline geldi. Dost ve kardeş coğrafyalarda Bayraktar TB2, dünya savaş tarihinde bir paradigma değişimine vesile olarak dünya tarihine geçti. Bayraktar TB2, 34 ülkeye ihraç edilerek dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilen insansız hava aracı oldu. Bunun yanında dünyadaki en meşhur insansız hava aracı haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yakın rakibinden 5 kat daha fazla tanınıyor. Dünya havacılık tarihinde İHA'lar dahil olmak üzere yapılmış uçaklar tarafından en fazla harp araç, gereç ve teçhizatını etkisiz hale getiren hava aracı Bayraktar TB2 SİHA oldu. Yüzlerce tank, zırhlı araç ve hava savunma sistemini bu ufacık uçak, yani 1,5 tonluk bir akıllı mühimmatın yarısı kadar ağırlığa sahip olan 700 kilogram ağırlığındaki Bayraktar TB2 imha etti. Bugün tüm dünyada Bayraktar TB2 filosu 600'den fazla uçakla 1 milyon uçuş saatine çok yaklaştı. Bayraktar TB2 S-5 kuyruk numaralı araç da 10.000 uçuş saatini tamamlayan ilk hava aracı oldu. Bu 10.000 uçuş saati boyunca Kara Kuvvetleri'nin yürüttüğü tüm büyük operasyonlarda görev aldı. 10.000 saat uçuş yaklaşık 2 milyon kilometreye denk geliyor. Yani dünyanın etrafını 43 defa tam tur atarak dolandı, 2 defa Ay'a gidip gelmiş oldu. Baykar, gövde ömrünü dolduran İHA'ya test ve eğitim maksatlı ve gövde ömür devri araştırmalarında kullanmak üzere Kara Kuvvetleri'nden geri aldı. Yerine de son teknolojiyle donatılmış, İmalat hattından yeni çıkmış, İHA yerine de SİHA olacak şekilde T-510 kuyruk numaralı aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye etti.